Dostlarım, tüpe yılbaşından bu yana yüzde 88 zam geldi. Yüzde 88 ,5. Siz bize ne anlatıyorsunuz ya? Siz bize ne anlatıyorsunuz? Efendim Erdoğan şapkadan cin çıkarmış. Ah seçimi de kazanacakmış. Yahu mutfaktaki yangın bitti mi? Gelir dağılımı mı düzeldi? Enflasyon mu düştü? Halkın refahı mı yükseldi? Ne anlatıyorsunuz bize? Doları 6'lardan alıp 6.90'da getirip 18'lere çıkarıp sonra 13'lere 12'lere indirdiniz diye biz de sevinecek miyiz? Yahu matematik diye bir şey var. Ben matematik biliyorum bu halk deli mi? Bu halk tüpe para ödüyor. Domatese para ödüyor. Ekmeğe para ödüyor. Halk ekmek kuyruklarında bekliyor. Aklınızı mı kaçırttınız? Mutfaktaki bu yangın bitti mi? Bitmedi. Ve bitemez. Neden bitemez? Merkez Bankası düzenli olarak bir grafik yayınlıyor dostlarım. Bir rapor. Girin sayfasını bulun. Temel ekonomik gelişmeler raporu. Oradan bir grafik gösteriyorum size. Bu ne? Burada siyahla gördüğünüz Merkez Bankası faiz oranları. Kırmızıyla gördüğünüz Merkez Bankası'ndan kredi kullanan bankaların ne kadar para kullandığı. Kırmızı nasıl çıldırmış görüyor musunuz? Şu anda 370 milyar liralara çıktı. Merkez bankasından faizle para kullanıyorlar, düşük faizle. Neden? 14 faiz, yüzde 14'le o faizi alıyorlar, getirip hazineye yüzde 24'le veriyorlar. Merkez bankası şu anda faiz lobisine para aktarıyor, sizin paranızı alıyor, bankalara veriyor, Bankalar da sizin paranızı getirip gene devlete yüzde 24'le satıyor. Yüzde 14'le merkezden aldıkları parayı yüzde 24'le satıyorlar. Nasıl? Nasıl iş? Bari Merkez Bankası'ndan halka da kredi kullandırtın ya. Ben de %14 ile kredi istiyorum. Ben de Merkez Bankası'ndaki hakkımı istiyorum. Ben de Merkez Bankası'ndan %14'le para kullanmak istiyorum arkadaş. Madem bankalara bu kadar verecek paranız var ve faiz lobisi karşıtısınız. Bari doğrudan halka verin bunu. Gidip kimse dolar almaz. Paraya boğulsun ortalık o zaman. Niye ille de birilerine veriyorsunuz? Niye? Nasıl çıldırdığını görüyor musunuz? 100 milyar seviyelerinden gecelik 350 milyar seviyelerinin üzerine oradan 370 milyarlara geldi. Açın Merkez Bankası'nın ekonomik görünüm raporunu. Bulun. Aşağıda 85. sayfada bulacaksınız. 85. sayfa sayfasını da vereyim size. Düzenli olarak yayınlıyor Merkez Bankası. Şimdi böyle dedim diye onu da kaldırmaz inşallah. Dostlarım, bizim paramızı faiz lobisinin eline veriyorlar ve bize masal anlatıyorlar. Kusura bakmayın. Hepimiz matematik biliyoruz. Şükürler olsun. Devam edelim. Garip olaylar burada bitmiyor. Dostlarım bu arada vadeli işlem ve opsiyon borsası var biliyorsunuz. Orada 3 ay sonraya 1 ay sonraya 1 yıl sonraya ilişkin çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Örneğin 3 ay sonraki doları alabiliyorsunuz. Alıp satabiliyorsunuz. Kar edebilirsiniz, zarar edebilirsiniz. Orada garip işlemler oluyordu dostlarım. Burası onun sayfası. Şu anda e, aşağısı reji açtı. Burada bir cümle var. Bir dakika burada durabilir misiniz? Buradaki şey şu. %10'un üzerinde bir artış ya da azalış olamaz. Otomatik hani borsada çok yüksek olunca ya da çok hızlı düşünce devreler kapatılıyor ya işlemler. Onun gibi yüzde %10 ya da aşağı %10 yukarı olabilir. O kadar. Üstünde diyor ki sen bir dur düşün. Çok oldu bu artış. Bunun için yapılıyor bu. Fakat sonra bir şey oldu. Bir sonraki grafiğimiz gelsin lütfen. İşlemler saat 9.30'da açılıyor. Dolar işlemleri vadeli işlemlerde. Vadeli işlem ve opsiyon borsun. 9.30'da. 5 dakika önce iptal edebilirsiniz. Bir işlem girdiniz. 5 dakika önce iptal edebilirsiniz. Gece bütün bu olaylar fırtınalar kopunca insanlar tabi salı sabahı oluşabilecek fiyattan satış yapmak istediler. 5 dakika önce iptal edebilirsiniz. 9.25'te işlem girdiniz emirlerinizi. 9.25'te iptal. 9.26'da borsa bir bildiri yayınlıyor. %10 en fazla düşebilir ya. Onu engellemek için %80, %80 dostlarım %80 düşebilir diyor. Bunun üzerine burada hangi banka almış ya da aracı kurum almış, hangisi satmış bunu bulurladık. Böyle işlemler yapılmaya başlanıyor. Talimatlar önceden girilmiş ya. 17 liradan, 16 liradan, 18 liradan işlemler var. Devamını verin arkadaşlar. Ondan sonra fiyatlar düşmeye başlıyor hızla. 11 liralar, 13 liralara düşüyor. 12 liralara düşüyor. Hemen ilk işlemlerde. Sonra 9.80, 9.20'leri görüyoruz. Sonra zurnanın zıt dediği yere geliyoruz. Bu da işte o grafiğimiz. Aa! Birileri, birileri 3.6544'ten dolar satıyor. Nasıl ya? 3.6544 3.6544 3.6544 3.6544 görüyorsunuz burada bir sürü. 3.6544 3.65 44 dolar. 3.6544. 2018. 2018 ilkbaharı. Nereden biliyorum? Ben o sene ayrılmıştım bir önceki görevimden. 2018'in ilkbaharı 3.65.44'ten dostlarım 350 bin dolara yakın satış yapılıyor. Ve ortalama fiyat belirlenirken uzlaşma fiyat dediğimiz işte 13 ağırlıklı ortalama fiyat oluyor. 12.65 de uzlaşma fiyatı oluyor. Böylece piyasaya da çok iyi bir mesaj. Nasıl? Buyurun. Ya biz bunları görüyoruz. Deli misiniz siz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? İnsan kendi halkına, kendi ülkesindeki yatırımcılara tuzak kurar mı yahu? Kendi ülkendeki yatırımcılara tuzak kuruyorsun. Onlar da size güvenecekler öyle mi? Güvenmezler tabii ki. 3 ay vadeli mevduat niye bu kadar ağırlıklı? Bu yüzden ağırlıklı. Peki şimdi buradan e bir de güzel bir şey söyle. Ondan sonra bize bir şey söyle. Önce bir bir şey anlat bize. Bütün bu heyecanlı işlerin arasında ben tabii size bilim anlatmayacağım diye bir şey olur mu dostlarım? Bu cumartesi insanlık tarihinde çok önemli bir gün olacak. Önce ona bakacağız, ardından da size Türkiye nasıl zengin olur onu anlatacağım bir örnek üzerinden tabii ki. Başladım. <laughs> Dostlarım cuma günü gidecekti ama cumartesiye kaldı. Büyük patlamanın hemen ardına yani 300 ila 500 milyon yıl sonrasına bakabilecek, onu bile görebilecek olan ilk yıldızların ortaya çıkışı.